Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki temsilcisi olarak, Türk bayrağını buradaki temsilcisi olarak gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Genç ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptıkları yürüyüş sonucunda bana getirdikleri bayrağı büyük bir gururla teslim alıyorum. Ve Atatürk'ün Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmekle ne kadar haklı olduğunu siz bugün göstermiş oldunuz. Büyük bir coşkuyla bu yürüyüşe katılan tüm gençlere teşekkür ediyorum. Hepiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rezidansına hoş geldiniz. Burası Türk toprağı, şu anda hepiniz Türkiye Cumhuriyeti'ndesiniz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz bundan tam bir asır önce Anadolu dört bir yandan işgal altındayken Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları kurtuluş mücadelemizi örgütlemek üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 19 Mayıs'ta özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan bu ilk adımın 100. yıl dönümünü hem Türkiye'de hem de burada Almanya'da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs ve diğer milli bayramlarımızın coşkularının özellikle yurt dışında yaşanması ve burada yetişen yeni nesillerimize, gençlerimize aktarılması, onlar tarafından da bu coşkunun yaşanmasına çok büyük önem veriyoruz. Dolayısıyla bu bayram vesilesiyle çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve burada Yurda Gül öğretmenim ve Emin Yıldız hocamızın koordinasyonunda bu yürüyüşün yapılması beni çok mutlu etti. Bu bayram coşkusunu birlikte kutlamak için buraya gelmeniz dolayısıyla çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Değerli gençler, biliyorsunuz 19 Mayıs 1919 Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. Çünkü işgale karşı Anadolu'daki lokal ve dağınık direnişleri, direniş hareketlerini Kuvayi Milliye çatısı altında birleştirerek örgütlemeyi ve kurtuluş mücadelesini tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak sürecin ilk adımıdır 19 Mayıs. Ve burada başlayan istiklal mücadelemizin sonunda bütün işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp attık ve sonunda Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Ben burada öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizde şehit olan, hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi burada rahmetle, saygıyla anıyorum. Mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz ve hepsi için bu gece, bu akşam dualarınızı eksik etmeyelim. Biliyorsunuz Atatürk'ün 1927 yılında okuduğu ve 19 Mayıs 1919'dan itibaren 7 yıl, Kurtuluş Savaşı yılları da dahil 7 yıl yapılanları detaylı olarak anlattığı bir eseri var, Nutuk. Bu eseri biliyorsunuz 19 Mayıs'ta başlıyor. Bu bir tesadüf değil. Biraz önce söylediğim gibi 19 Mayıs çok önemli bir tarih, bir dönüm noktası. Nutuk eminim hepiniz okumuşsunuzdur, hepimizin evlerinde bir nüshası var. Atatürk Nutuk'un başlangıcında 19 Mayıs günü itibariyle gördüğü manzarayı anlatıyor. O günün şartlarını anlatıyor. Ben size o Nutuk'tan 3 paragraf okumak istiyorum. Atatürk'ün ağzından. Tabii biraz Türkçesi Türkçeleştirilmiş, sadeleştirilmiş haliyle. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Velid Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ile Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep, Gaziantep, İngilizler tarafından işgal edilmiş.
Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmama başlangıç olarak aldığım tarihten 4 gün önce, yani 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin uygun bulması ile Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Evet, Mustafa Kemal'in Atatürk'ün nutkunda tarif ettiği gibi son derece ağır şartlar altındaydı o dönem Anadolu. Ama şartlar ne kadar zor olursa olsun Mustafa Kemal'in önderliğinde milletimiz bu kurtuluş mücadelesini başarıyla gerçekleştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaya muvaffak olmuştur. Mustafa Kemal elbette bunu başarırken her zaman arkasına milletini, halkını aldı. Milletine sonsuz bir güven duydu. Bu olmasaydı Anadolu'ya geçme kararını almazdı. Mustafa Kemal yıllar sonra Samsun'a çıktığı günü şöyle anlatıyor bakın, yine kendi ağzından. Diyor ki, ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarımı müsbet bir inanca götürmeye yeterli olmuştur. Evet, Mustafa Kemal Atatürk, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni ilerlet, korumak ve müdafaa etmektir diyerek Cumhuriyeti sizlere emanet etti. Ve ben bugün gördüm ki Atatürk'ün gençlere olan inancı boşuna değil. Siz bugün büyük bir coşkuyla 100. yıl bu 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde kutlu bayramımızda örgütlendiniz, böyle güzel bir yürüyüş organize ettiniz, buraya geldiniz ve Cumhuriyet'e her zaman sahip çıkacağınızı, böyle bu kararlılıkta olduğunuzu gösterdiniz. Atatürk haklıydı. Dedi ki, ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz. Son olarak da şunu da söylemek istiyorum değerli gençler. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Tarihi okumak bir bilinç sağlar. Çok önemli. Osmanlı'nın son dönemlerini ve kurtuluş mücadelemiz ve Cumhuriyet tarihini iyi okuyun. Ve şunu bilelim. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin bağımsızlığına kasteden şer odakları, bir takım dış güçler olabilir, çıkabilir. Çağımızda biliyorsunuz ülkeler her zaman askeri yöntemlerle işgal edilmiyor. Bunun farklı yöntemleri de var. Kimi zaman ekonomik dayatmalarla ülkeyi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bazen gizli istihbarat yöntemleriyle, gizli taşeron örgütlerinin devlet mekanizmalarını ele geçirmeye çalışmasıyla yapılabiliyor bu. Ya da bazen bazı başka ülkelerde de gördük, kanlı provokasyonlarla halk birbirine düşürülebiliyor, iç savaş çıkartılabiliyor, devlet zayıflatılabiliyor. Biz bütün bu tehlikelere karşı Türk gençliği olarak her zaman uyanık olmak zorundayız. Tarihimizi iyi bilmeliyiz, günümüzü iyi okumalıyız, gelişmeleri çok iyi takip etmeliyiz. Her zaman uyanık olmak zaten biliyorsunuz Atatürk'ün de gençliğe hitabesinde de sizden istediği bir şeydir. Atatürk'ün bir de sizden istediği bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Atatürk gençlerin eğitimine çok önem vermiştir. Şöyle bir ifadesi var, gençliği yetiştiriniz, onların ilim ve irfanın, onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız diyor. Gerçekten biliyorsunuz çağımız bilgi çağı, bilişim, iletişim, teknoloji çağı. Bu alanlara önem veren ülkeler de önde gidiyor, ekonomik olarak zenginleşiyor, dünyada hakimiyet kurabiliyorlar. O yüzden biz de Türkiye'de olsun, buradaki Türk gençliği olsun, gençlerimizin en iyi eğitimleri almalarını istiyoruz. Almanya gibi bir ülkede yaşıyorsunuz, buradaki eğitim imkanlarından en iyi şekilde yararlanın. İyi meslekler edinin, bilimde, teknolojide ilerleyin ve edindiğiniz meslek her ne olursa olsun onun zirvesine çıkın. Sizler, Türkler, Türk kimliğinizi, Türk bayrağını kendinizle birlikte hangi ülkede yaşarsanız yaşayın zirveye taşıyacaksınız. Bu elinizdeki Türk bayrakları her zaman zirvelerde dalgalanmalıdır. Sizden ricamız budur. Tekrar bayramımızı kutluyorum. Hepinizi tek tek sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkonsolosum, değerli gençler,
Türk ulusunun bağımsızlık iradesinin yola çıkışının 100. yılda sizlerin ve ulusumuzun 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm yol arkadaşlarını rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum. Bugün 19 Mayıs, tam 100 yıl önce parçalanmış, bölünmüş ve yok edilmeye mahkum edilmiş bir milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yola çıkışıdır. Mücadelenin ilk adımıdır, milli mücadelenin ilk adımıdır. Bu adım Türk milleti için dönüm noktasıdır ve kurtuluşun başlangıcıdır. Bir kurtuluş hareketidir. Mustafa Kemal Atatürk bu nedenle Cumhuriyetimizin savunulması ve korunması görevini yeni kurulan Türk Devleti'nin dinamik gücü olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiştir. Tarihte hiçbir lider Atatürk kadar bir milletin gençliğine güvenmemiş ve gençlikle bu derece bütünleşmemiştir. Nitekim daha milli mücadelenin başında Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan o karanlık günlerde gençlik onun başlıca umut kaynağı olmuştur. Bunu da şu sözleriyle dile getiriyor Büyük Önder. Her şeye rağmen aydınlığa yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil. Bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları ve şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık saçmaya ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir, diyor. Bu sözlerin söylendiği 1918 yılı gerçekten Türk milleti için karanlık yıllardır. Ve tüm inançlar erimiştir. Bu ortamda Atatürk'ün tükenmeyen tek umut kaynağı Türk gençliğine duyduğu güvendir. Nitekim Atatürk'ün ulusal bağımsızlığın hangi koşullar altında, hangi zorluklar aşılarak kazanıldığını, bu uğurda verilen mücadelenin ruhunu gelecek nesillere aktarmak üzere kaleme aldığı ve Cumhuriyeti gençliğe emanet eden sözleriyle bitirdiği nutkun son bölümünde şöyle demektedir. Efendiler, bu nutkumla milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin istiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanışın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Der ve gençliğe adeta nutkun bir özeti olan gençliğe hitabesiyle bitirir nutku. İşte atasından Türk gençliğine seslenişini biraz önce genç arkadaşımız Gürkan'ın sesinden dinledik. Ve cevap olarak da toplu olarak da çok güzel cevapladık. Bu seslenişi.